Selamün aleyküm arkadaşlar, değerli dostlarım, değerli canlarım benim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik, sağlık versin. Güzellik versin. Hayırlı insanlarla karşılaştırılmaya nasip etsin Rabbim. Her zamanki gibi günlük işler devam ediyor. Kalktık, yataktan da yağıyordu. Kalktık, yine yağıyor. Hayvanlarımızı doyurduk. Baktım Ceylan bağırıyor bana. Sesimi duydu. Buraya çıktım, ateşi yaktım. Şükrü dedim, Şükrü sen odun getir bana, ben ateş yakayım. Dediğim an Ceylan sesimi duydu. Onlara dün pancara kaynatmıştım. Akşam birazını verdim. Isıcak yine. Böyle hamurlu yine, ısıcak yine, karışık yine. Geriye kalan da zabak kaynattım burada. Yine onu da ılıştırdım böyle ısıcacık, yine onları da hamurla beraber katı yine verdim bunlara. Güzelce doyurdum. İçim rahat arkadaşlar. Tavuklarımızı doyurdum. Ondan sonra Oktay'a fındık kavurmuştuk. Kuzenlerin gözünde bırakmıştık fındık. Fındık burada yenmez hale gelmiş. Midye dokunmasa yenilir ama yenmez hale gelmiş diyelim. Onları böyle güzelce dövdüm arkadaşlar. Bunları da tavuklara verdim, civcivlere filan. Dedim şurada incecik olsun, yerler bütün nasıl gidecek yapıldı hayvanlar, boğazlarını alır. Şükrü sıra burada şimdi semaveri yaktı. Ben demliği ayğaza koymuştum. Dedi kapat Melek, ben semaveri yakacağım. Artık böyle dedi, bu havanın tadını çıkartacağız. Artık hava soğudu mu, öyle olması lazım değil mi? Yaz gelmedi, yaz gelmeden daha kış geldi sahte. Fındık geleceğin otunu yap, işte ışkını al, hayvanları sal derken böyle semaver tadı çıkaramamışlar. Şimdi bu havada dışarı hayvan gitmez zaten. Hayvanlarımızı da doyurduk. Şurası da semaveri yapmış. Şuradan kahvaltıya ne yapayım, ne istersin dedim ona. Melek dedi, oradan dedi iki yumurta pişir dedi. Zeytin, peynir koy, getir yeriz dedi. Sonra böyle ben böyle bir dışarı baktım. Baktım fasulyeler var dalların ucunda ya. Salkım salkım. Salkım salkım. Evet, dediğin doğru Şurası'da. Şunu dedim, az dedim, böyle dedim, bir çap fasulye alsam dedim, tabi yasak olmaz mı? Oo dedi, canıma minnet dedi, ben sana zahmet olmasın diyeyim dedi. Demedim, ikimizin kalbi de bir dedi bana. Sizinle şimdi bir bahçeye gidelim, az yağmur biraz durdu arkadaşlar. Ama sabah biri öyle bir yağdı ki böyle şakır 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 çok yağdı. Haydin sizinle biz bir bahçeye gidelim. Bayağı da havalar soğudu, inanın ki sanki tepe başında kar varmış gibi öyle bir soğuk hava var. Bugün 8 derece burada. Akşamdan da misafirimiz çoktu arkadaşlar. Burada oturma odasında semaverimizi Oktay Usta yaktı. Çaylarını ikram etti. Evde de bizim yine ne yaptıysak onlardan da hazırda vardı. Koyduk, yendi, içildi, oturuldu. Bulaşlarımı da hanım kızımız topladı, Çiğdem'imiz. Onu da öpüyorum buradan. Kızım yapma diyorum. Benim buna makinem var. Ben makineyi artık dolduruyorum buna. Melek abla böyle bırak da gidelim mi diyor. Sen bizim için o kadar öteberi döktün buraya diyor bana. Onlara da selam olsun buradan. Tabii ki böyle havada misafir geliyor arkadaşlar. İnsanlar baba bahçeye gidemediyor. Hemen o boş anı da öyle komşu ziyaretlerinden, taziyelerden değerlendiriyor. Biz sizinle bir bahçeye gidelim. Bakalım bahçemizde ne var ne yok. Daha buralar filan çocukların işi çok arkadaşlar. Buraya beton atacak, buraları yapacak. Buradan aşağı bana merdiven yapacak böyle geniş geniş ama... Nerede? Bakalım ne zaman. Tabii ki nasip değil işte. Nasip ne zaman olursa zaman olacak çocuklar. Nasip de fazla zaten olmaz. Olmaz. Şöyle fasulyenin uçları oluyor ya arkadaşlar, böyle cacıkları. Bunlardan bu salatalık da coşmuş burada, baksana şu usta. Nasıl da güzel çiçeği var. Değil mi? Oparı teva atalım da oparı gitsin. Heh öyle. Ne güzel teva var.
Şöyle bir geçelim. Lahananın güzelliğine baksana. Allah veri artık. Evet. Artık fasulye zamanı geçiyor zaten arkadaşlar, biliyorsunuz. Ama ben bunlarda çiçek var diye bırakmıştım. Şöyle göstereyim sizlere de. Şimdi bunları toplayacağım. Onlardan şöyle. Nasıl da güzel var ama yine de, değil mi? Şuna bak. Balık gibi. Doğru söyledin. Öbür nereye gitmiş batağı? Doğru söyledin. Şurası. Şimdi şöyle bir bırakayım. Kısma gelmez. Şöyle arkadaşlar. Şurası değil ya, balık gibi. Aynen de öyle. Kurumuş mu? Bu bitmiş Melek Hanım. Salatalı görün Melek. Nerede görmedim ben? Yanı başına bak, koca şey bu. O ne kadar büyümüş. Niye görmemişim ben, hep bahçeye girip çıktım da. Arkadaşlar bunun verdiği burada tat, toplaması, maşallah. Nasıl da güzel dökmüşler Şükrü. Sen ne diyorsun ya? Kirazın dalına baksana Şükrü. Allah'ım ya Rabbim, gel buraya gel. Beşi bir yerde gibi dizilmişler. Nerede? Gel Şükrü, gel. Oharı bak. Arkadaşlar maşallah var şuna. Bak. Vay, evet. Vay, bu işte bu. Nasıl da olmuş maşallah. Allah-u Teala öyle işte. Şöyle azıcık yavaşçık yine kırmadan, bunların yine çiçekleri var. Bu bitmiyor. Kaş boy diktik arkadaşlar. Bitmedi, diktiklerimiz çıkmadı. Bitmedi dediğimiz yani çıkmadı topraktan. Onların yerine diktikçe diktik. Onlar da böyle geç vakit güzel döktüler maşallah. Biraz iplikliğe benziyor bu ama olsun. Tazesini yeriz. Değil mi? Melek Hanım, üstünde de var. Bak. Olmaz mı? Nasıl? Şuna bak, şöyle bak. Elinde bir göster yani bize. Göstereceğim şimdi. Bize görelim yani neyin ne olduğunu. Nisan hiç fasulye görmedim şimdi. Şuna bak. Evet, şöyle bir göster bakayım. Çap çap. Hep de çiçek yine tekrar. Şöyle atayım. Çiçekleri yine fasulye verecek tabii ki. Şu şekilde şöyle. Evet. Maşallah maşallah maşallah. Oo. Ben bunlara şuraya doğru bak Melek Hanım. Yağmur kesilsin, ben bunları toplayayım. Bunların çaresine bakalım. Bayağı bir var yani, evet, şimdi bak. Olmaz mı? Geçende yoktu ama. Geçende yoktu, evet. Şeye bak, elma ağacına bak, armut ağacına. Full dipten başa kadar. Maşallah. Ben de birkaç günden beri buraya girmedim arkadaşlar. İnanın ki çangala bakın. Çünkü geç fasulye her zaman dikeceksin. Bence. Çiçek de var ha. Depeler komple çiçek. Çiçek, hep çiçek. Bunları toplayalım da. Turşu. Melek Hanım pancaları yine şaştı. Evet. Lahanamız var arkadaşlar. Yemeği Allah'ımıza çok şükür. Hep de diplerine gübre koyacağım bunları inşallah. Aha, bu yağmurda gübre koyulsa bunlar çok güzel oluşuyor. Olur. Ay maşallah maşallah. Tam turşu yap beni diyor. Tam turşu fasulye. Bir 50 kilo vardır gene burada. Vardı değil mi Melek Hanım? O kadar yoktur canım benim. Vardı, var. Sahte çangallarımı şöyle. Böyle şuna basana, balık gibi hepsi. Aşağılar da var. Homak homak. Kaç çıkarsa Şükrü. Bazallığını yapıp da dikmedik ya, şu kadar vereceksin diye. Tamam. Niye öyle diyorsun? Niye öyle diyorsun? He? Ne diyeyim? Vardır da. Yani. Tahmin eder diyorum Rabbim ya. Rabbim ben ne verirse ona şükredeceğiz. Evet. Ama gerçekten çok güzel oldu. Biz de bu çangalları dedik, yolalım, toplayalım. Daha dökmez filan diye konuşuyordu. İyi ki sökmemiş. İyi ki sökmemiş. O zaman aşağıya toplarken bak. Bize bu yeter. Yeter mi? Şurası. Yeter, bavulumuzda sattı. Salatalık yok mu orada da, baksana. Salatalık şurada bir tane gördüm. Olmaz olur mu? Nerede var? Olmaz olur mu hiç. Sen nasıl yok dersin. Ama bu fasulyeyi toplamak gördün mü lazım. Evet, aha. Şöyle göster. Evet, salatalığımızı da aldık.
Ondan var mı daha? Daha da göremedim şu fırsatı ama. Fasulyeti, ama şu fasulyeleri toplamam lazım aciller. Evet, bunlar, acil yönünden. Bunlar şey etmene. Deyip salatalığa bak şu fırsatı. Ay maşallah maşallah. Kopar kopar kopar. Kopar kötü olmasın kopar. Salataya doğrayalım değil mi? Evet evet maşallah. Şöyle. Bunu da pilav yaparız yanına cacık olur. Olur. Öbürü ne yapacağız? Öbürü artık o olmaz o gitmiş. O gitmiş Şükrüs'te. Nereye gitmiş abi? Bir tane de burada var arkadaşlar bak. Bu mefte olmuş. Asmış kendini ermiş buraya. Ermiş buraya ermiş. Ama bunun içinde olabilir belki. Fasulye toplayalım çıkar gene karşımıza olur. Çıkar. Bayağı bir fasulye. Bir sebet fasulye rahat çıkar buradan. Bir sebet mi bir çuval mı? Bak fasulyelere bak Şükrüs'te. Hep fasulye burası. Ay maşallah maşallah. Sebep aşağıda örüldü ya. İçinde kocaman kabak var. Kabak nerede kabak? Var orada gördüm ben. Biber, acı biber alohan gördüm geçen gün. Ben görmedim. Şöyle göstereyim kabak neredeymiş bak. Ben burada... Kazanmış mı? Burada göremedim ben. Göremedin mi? Cık, yok. Ha, görme boş ver merak et biraz yine gelirsin bakmaya. Merak mı edeyim de orada var bir tane gözüküyor aşağıda. O değil o değil ayağını havur köşede hemen var. Büyük mü? Bayağı büyümüş evet. Arkadaşlar Melek Hanım göstermeden ben bunu buradan buldum. Buraya saklanmış bu. Ama bu ne kabak? Kış kabak mı oluyor Melek Hanım? Yok yok. Kara kabak. Kara kabak. Evet. Daha güzel değil mi bu? Güzel tabii canım. Güzel olmaz mı? Diye karşıda da var. Burada da çıkmış bak. Şöyle biber de alayım içine. Burada da kabaklar var. Fasulyeleri acil toplayacağız. Kara göz olmadan. Hadi şimdi gidelim Şükrüs'te. Nereye gidiyoruz? Şimdi nereye gidiyoruz? Bizi yol nereye götürürse oraya gidiyoruz. Öyle mi? Tamam. Tamam haydi durmak yok. Melek Hanım orada da var salkım gibi ha. Şuna... Ama senden toplayacağız bunları tamam mı? Toplayalım. Onu yemeğe taze turşu yapalım. Misafirlerimiz gelecek inşallah. Evet. Allah nasip ederse. Bunlara kavururuz gelgin çayın yanına. Tamam. Hadi arkadaşlar gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada da suyun altına şöyle bir tutayım. Güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Şuna bak. Bunun parayla değeri biçilir mi? Çok güzel. Mis gibi. Bak, mis gibi. Haydi. Hadi şuruz da. Şöyle boş alalım sarımızda. Suya koyalım, suyu kurusun. Hemen buna, burada ilk önce fasulyelerimizi kıyacağız arkadaşlar. Şöyle, hemen darının da ipi. Hiç taneleri bile içinde yok. Böyle domatesin suyu ile, sebzelerin suyu ile hemen tavada ben derim ya efendim bizim çayımızın yanında bir tava bir şeyse böyle olacak diye ya turşu ya fasulye evet mi? Ya patates ıslatması ya meleme ne yaparsanız yani bir tava yemeği olacak. Güzel de gidiyor çayla da. Bu
İnce kıyıyorum ki hem çabuk bitsin. Ben buna su koymayacağım arkadaşlar. Gerek duyarsa tavaya koyduğumda belli oluyor. Gerek olursa bir çay bardağı kadar koyabilirim. Şimdi üstüne domates de doğrayacağım bunu. Allah'ıma verdiği nimetlere şükürler olsun. Sefa başlarına duman aldı, duman kalktıydı sabah. Sefa başlarına yine duman aldı tekrar. Sis bastı. Ama köyümüz çok güzel ya. Köyümüz güzel canım. Memleketimizin her yeri güzel ama köyümüz tabii ki daha başka. Şuna baksana. Günde kaç çeşit yaz yaşıyorsun. Evet. Kış yaşıyorsun. Ama güzel mi? Yaz gelmeden kış geldi şimdi. İklimler değişti değişti. Şurası değil Melek değil. Bende bir sürü işlerim var diyor. Bahçede diyor odunlarım var gelecek diyor. İşte hayvanlarımın samanı var alınacak diyor. Gelen odunlar kesilecek diyor. Ben de diyorum ki buza bak konuştuk arkadaşlar. Ben de diyorum ki lan şurada. Yağıyor ama Allah'ım müsaade edecek havalar yine güzel olacak. O zaman el birliğiyle yaparız diyor buna. Öyle muhabbet ettik. Bir saate kalkınca buraya oturuyoruz. Burada bir 15 dakika kadar bir oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. İşte bugün ne yapalım? Bugün ne edelim? Bugünümüz nasıl geçer acaba? İnşallah iyi geçer. Allah'ım nasıl emrettiyse öyle geçecek tabii ki. Herkesin günü iyi geçsin inşallah. İnşallah herkesin günü iyi geçsin. Evet, doğru söyledin. Arkadaşlar tavamı da ateşe koyayım. Çocuğusu ateşi de yaktı. Şöyle. Bu tavada iyi oluyor böyle. Hem altı falan kara olduğu için altını falan daha artık sürekli yıkamıyorum. Dışarıda da hep kullanıyorum böyle bunu. Tamam, az ısınsın güzelce. Isınınca güzel oluyor. Evet, yağım kaynamaya başladı bakın arkadaşlar. Kaynıyor yağdan altta. Cızırması lazım. Şöyle. Fasulyelerimi ben kıydıktan sonra yine yıkadım arkadaşlar. İkinci çıkarttım böyle süzdüm suyunu. Suyu falan kalmadı. Şimdi şöyle karıştırayım. Bu İstanbul'da falan hani aldığımız fasulyeler bu şekil bitmiyor arkadaşlar. Onu pişiremezsin. Tavanın dolunca su da koysan böyle olmaz ya. Ama bizim fasulyemiz hemen böyle tavada 15 dakikada şimdi mum gibi olur. Böyle kavurayım, karıştırayım fasulyelerimi. Böyle yaydıktan sonra üstüne havladı. Şöyle bir tane su var. Birkaç tane de biber bahçeden kopattım arkadaşlar. Şöyle onları da onun üstüne bu şekil. Eski şekilde. Daha üstüne de doğradım, domateslerimi hazırladım. Kabuktan da koymadım domateslerimi. Bir şekilde şöyle.
ben bunu arkadaşımdaki gördüğünüz gibi fasulyem deste düştü. Domatesimin de çok öyle bir fazla suyu yok. Ama şöyle sizlerin karşısında aha bu kadarcık da çiğ kepçe kadar da su koydum. Şöyle. Tuzunu şimdi görmeyeceğim. Fasulyem biraz pişsin. Tuzunu öyle. Görüntü de güzel değil mi arkadaşlar? Çok kırmızı. Aynı bu şekilde bunu pişireceğim. Çok fazla ateş yapmadım böyle. Bu şekilde çayımızın yanına hem sabah ben sabah dedim ama arkadaşlar şimdi biraz bir gece oldu saatimizde. Şu an saat 10.30 falan burada. Köyde hayat erken başlıyor arkadaşlar. Şu an bizim kahvaltıyı yapmamız gerekiyordu. Fasulyem bayağı yumuşadı böyle. Domatesin de suyunu saldı. Ama kokusu geldi daha şöyle güzel. Şöyle. Tuzumu da vereyim. İçine alsın tuzunu da. Çok da tuzlu olmasın. Eksik olursa yine katarız. Benim kaşığım çok küçük arkadaşlar. Şöyle. Mama kaşığı mama. Mama kaşığından da hocam. Yine üstünü de kapatayım tekrar. Hazır yemek olmuş oluyor. Şu ustada çayını demler şimdi. Demledim ben demledim. Demledin mi? Demledim çay. Ne zaman demledin şu az önce şey? Demledim. Hiç el ayağı durmaz ki arkadaşlar. Kıpır kıpır adam bir yerde duramaz sabit. Hayvanın dalı kırılmıştı. Tepesinde bir yerinde vardı böyle çok hayvamız. Onu koparttı. Nerede dağılmış onu da. Bakın arkadaşlar. Nerede dağıldı onu da. Şöyle. Kendini tartamamış. Evet bir ucunda dal da vardı zaten. Onu da koparttı böyle buraya yeni taktı. Şöyle Sunay'ımın ayvasında ayva. Çok var bu sene. Bizim ayvamızda geçen seneki gibi yok tabii ki. Eniştemle ikide bir değil gelin onu toplan. İşte Allah nasip ederse havalar da tutsun biraz. Yağmur falan yerler tepesin. Hem lahanaların yapraklarını falan kopartmaya gideriz dedim. Hem de ayvayı toplarız. Hem de biraz sararmış olur böyle. İnşallah sizlerle beraber de ayva leçeri yaparız. Oraya da mı koydun? Allah iyiliğini versin orada da orada. Seni. Kırıldı ya. Oraya da koymuş. Kırıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar aynı bıraktığım şekilde açtım üstünü de. Ama çok güzel değil mi? Mis gibi. Suyu hiç kalmış mı? Yok. Yok. Domatesin suyunu biraz saldı. Bunu ben şimdi şöyle bir alt üst edeceğim. Şöyle. Evet, fasulye. Tavası yaptım bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Şöyle. Nasıl da güzel oldu. Mis gibi. İsteyen soğan koyabilir, isteyen koymayabilir. İsteyen domatesini koyabilir, isteyen içine patlıcan koyabilir. Kırmızı biber koyabilir. Ne isterseniz. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Öyle. Ben de masamı hazırlayana kadar burada birazcık da kendi kendine bu şekil. Uğursun. Uğursun evet. Şurada uğursun. Yani gene uğrasın yani pişmiyoruz. Uğursun demek bize böyle hani buharını da çeksin demek arkadaşlar. Kendi kendine de uğursun. Ben de bu arada masamı hazırlayayım. Başka ne istersen şu yanına. Vallahi bilmiyorum Melek sen fark etme. Yumurta, salatalık, biber neyse. Yeter bana yeter. Yeter bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Çok yeter. Güzel olsun değil mi? İçinde varsa tamam. Tamam. Vitamin bunun içinde var yeter evet, bize. Hepsi var. Var. Hadi görüşürüz şimdi. Arkadaşlar Şükrü Usta hep der ya hani Melek biraz fazla yap. Her şeyi fazla yap. Biz soframızı kurduk. Tam oturacaktık. Kadir dayım da bize davet oldu. Geldi kapımıza. Ona da içeceğiz su varmış burada. Yine hoş geldin Kadir dayı. Kadir dayım hem babamın iş arkadaşı, gurbet arkadaşı. Hem köyün aynı çocukları böyle birbirlerini de çok severdi. Rahmetli babam da Kadir dayımı çok severdi.
ya. Hayat böyle. Hayat devam ediyor Kadir dayı. Evet. Aynen. Nereye gidersen hayat devam ediyor. Yani çocuğuna da geçsen aynı. Aynen. Şükrü abim ne yapıyor? Şükrü abim biraz rahatsız ya. İyi var, hayırdır, geçmiş olsun. Bir şey dokunmuş da bir böyle mide melen bulanıyordu. Sabahına ufak bir kaykaltı yaptı. Geri yattı. Ben dedim doktora götüreyim sen dedim. Yok dedim git dedim. O zaman dedim. Kurtana. Ah sen yedin ama yine istiyorsun ha. Ben az önce bir sürü şey verdim anne. Ben de yedim anneciğim sabah böyle. Ay bırakmadım. İlk önce onları doyurdum sadece ben. O şimdi sofraya oturttuk ya söyleniyor bana da verin diye. Evet. Onun huyu öyle. Ne yapıyorsun? Hayvan var. Evet. Hı. Bismillah. Çatal verdim Kadir'e. Buyur. Bahçeden fasulye topladım bugün. Olsun. Al al yine al. Fasulyeden al. İstediğin fasulyeyi yapmışsın sonunda. İstediğin fasulyeyi yapmışsın. Evet, tavada seviyor. Yemeğini yemez bu. Sulu yemeğini yemez bunu. Bizim Selahattin'de yemeyiz. Fasulye doğru güne. Böyle olunca yiyor ama böyle güzel oluyor. Geçen de Deneli unlu bir fasulye yapmış. He. Ocağı. Başta da yemek, az da yemek yoktu yanında. Biz de talıdan geldiydi. Öyle bir yiye ki. Hani Selahattin? Fasulye yemeyecektin ya. Nasıl oldu? Öyle olmadı beni nasıl yiyor? Ama süper yapmayacağım ben süper. Böyle fırın dersi unuyla. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Güzel oldu diye yedi besbelli. Unlu fasulye değil mi? Unlu fasulye bu da çok sever. Ben zor yiyorum. Ben sözü yaptırıyorum işte. İki fasulye zamanı şimdi ya. Evet. Deneli güne. Ha, deneli güne fasulye. Yapıyor onu. Çok şu an oluyor ya. Hocam ben Allah. Bak ben söylemeye gerek yok abi. Ama onu bir kıyam ben lazım. Acı olsam var ya. Al al bir kıyam. Ben söylemeye gerek yok. Tamam yine vereceğim sana tamam. Sen yap şimdi. Biz karnımızı doyuralım bak. He. Bundan sonra sana bakacağım. He. Ama sen çok ısrar ettin. Melan, melan. Allah. Yap. Evet, Şükrü abimin biz de çok hekimaniydi çocukluğumuzda gelip giderdi. Anam yanınıza çok gelip giderdi size. Oo, eski komşuluklar nerede kaldı çok, Kadir'de ya? Çok şeydik be. Ya. İş dışıydık ya. Ocağına. Gideyim dedi bir eciliğimi göreyim geleyim çok dedi. Çok erken öldü ya. Biz son. Ya kaçalığın ayağına gitti bu. O yağmurda. Hala ben. O yağmurdan oldu sana yağmur. O da öyle dedi işte biliyor musun? Allah. O yağmurdan sonra kızım hasta oldum ben de. Ya bizim Uli'ye geliyordum. Çay içiyorduk, muhabbet ediyorduk. Ondan sonra ben gidiyorum dedi. Saat geriye dedim. Bizim kocağına dedi. Çok yağmur yağıyor bugün. Yetme dedi. Öyle yapma anneciğim. Ben verdim. Valla doyurdum. Yetmesek. Doyurdum. Aç değil o. Söz verdik diye. Ne yapalım diye. He. Ay. Vallahi rahmet etsin. Çok. Biz de çok ekmanıyız. Birbirimize çok hakkımız var. Ne yapalım? Allah rahmet eylesin. Hayat devam ediyor. Öyle. Aa, kayınpederimi defnettik. Yine aynı hayat devam ediyor. Aha, Allah başın sağ olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Yetmeyen, ölmeyen kalmayacak. Herkes ölecek. Herkes. Aynen. Ölmemek için doğmayacak. Herkes tadacak bu acıyı. Bugün benim başımda, yarın senin başında. Herkes tadacak. Öyle. Ama Rabbim yine hayırlı ölümler nasip etsin herkese. Amin. Dedi ya ben şeye gitmeden İstanbul'a gitmeden dedi Kadir dedi ben dedi bu sene dedi ölüyorum arkadaş dedi. Var mı? Ne biliyorum dedim ya. Yok yok. Tamam. Sanı sanı. Ha var mı? Hayır tamam. Ben dedi ölüyorum dedi. Niye dedim arkadaş yok dedi ya ben eskisi gibi değilim dedi. Daha dedi şey demiyorum. Ulan dedi. Yani doğru dedim. Benim ayağım titriyor dedi. Bu sene iyi değilim diyordu sana. Ne yapacağım? Bu sene iyi değilim kızım dedi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah şifa. Kimsenin canı yanmadı. Kimse aciz kalmadı. Rabbim aldı emanetini. Allah şifa olsun. Allah şifa olsun. Ne
mesela bu çocuk sana. Ben hiç tanımıyor bir şey ya. Buradan giderken 1,5 yaşındaydı biz buradan göç giderken. Öyle değil mi? Uzun senelerde gelmedi. Nerede gördüm sana? Nerede gördüm onu çocuğu ama? Kadir abi senin çocuğu kaybettirdi biliyor musun? Pamuk'un işindeymiş. Estağfurullah. Gel herhalde abi ya. Sen de vardın. Ben de vardım beraber gitti oraya. Hem aradılar ya. Ben böyle bir şey görmedim abi. Sırf da Nihat'ın şeyi oldu bize. Şunu görmemiş ama. Ama kim bunu görmemiş? Görmemiş. Ben Fas'a vardım. Fas'ı geçtim. Dünya doğru görmüş. Adama haber verir ya. Haber eder bir şey ya. Kadir dayım ile buradan göç gidiyorlar. Biz o zaman köydeyiz. Biz gitmiyor. Ya ben kızı kaçtırıyorum. Ha, Fikri'yi değil mi? Ha, Fikri'yi kaçtırıyorum. Kaç sene oldu ya. Ya. Bunlar da buradan giderken köyümüzde bir gün yaklaşa Erkan bir yanım. Ne nasıl çakla gidiyor değil mi? Kadir Bey çakla gidiyor. Kadir var bir zaman. Kadir'in adı bir çocuğu tutmuşlar buradan. Eşyaları indirmişler. Çocuk kalmış. Kaç yaşındaydı o zaman Kadir dayı? Ha, 1,5-2 yaşında. Küçücüktü. Kimi çocuğu olduğunu anca biliyoruz işte. He. Çocuk kamyonun üstünde çocuğu unutuyorlar, eşyaları indiriyorlar, çocuğu yere bırakmıyorlar ki hani araba falan Allah korusun çarpmasın filan. Herhalde ya. Kafaları evet. Kapatıyorlar. Ama bunlar mahvoldular o gün. Topal Berat'tan oldu ya. Topal Berat üstünden. He. Biz indik bu çocuğuna okşadan şeyleri veriyor bize. Malzemeleri veriyor. Biz de indiriyor otogarın yanına. Ulan kardeşim. Sen oradan inerken bu çocuğu indirmede sen niye inin aşağı? İşte. Çocuk arabadan inmek istemiyordu. Çok evet. Seviyordu arabayı. Arkadaş gitmiş. Çocuğun bir şöyle kenardan elini görmüşler. Nihat'ın o şey. Allah. Amadırcan çocuğu. Ulas. Ertelem yaptı ya bir daha. Olsa duruyor ya. Ne zaman ettiler? Akşam namazı geçti. Akşam ezanı geçtiydi. Bayağı oldu. Tabii hep köy ayağa kalktı. 8-10 saat oldu. Köy hep ayağa kalktı. Korkandı, aranmadı. 10 saat. Çocuk yok. Çocuğu çekmişler ama o elini gördükten sonra çocuğu indirmişler, almışlar içeri Şuhar Mahalli'ne almışlar ama biz salaşat o karda. Abi nereden aramadık ya? Aşağıları, okalları, bütün her tarafı. Sen ne diyor ya? O lezzetlik miydi ya? Allah aşık etmesin abi. Amin. Kimseye göstermesin Rabbim. O neydi ya? Mahvoldu. Arkadaşlar çayımızı içtik. Kadir dayımla hem böyle güzel bir muhabbet ettik. Tabii kameramızla durduruk bazı yerlerde. Ama muhabbetimiz güzel oldu. Kadir dayıma da geçen gün rica etmiştim. Kadir dayım hey yapıyor. Eski gelenekleri. Ama seni yaparsan çekeceğim Kadir dayı. Bana da hey yapacak. O bana yaptığın hey yaparken haberim olsun. Sen onda nasıl yaptın, el işçiliğini, nasıl işte o çubuğu hazırladın. Onları da sizlere göstereceğim inşallah arkadaşlar. Hem geldi bir bardak çayımız nasip oldu. Hem de mısırı varmış. Kadir dayımın evi, eski evi bu tarafta, bayağı bir uzakta. Camiyan'dan ev aldı, Camiyan'a geçti. Oradaki eski evini yıktı. Şöyle de onu da tatar mısın? Tabii ki başım gözüm üstüne de burada. Hem çayımız da nasip oldu, hem Kadir dayımın işi de olacak, benim heyim de yapılacak bu arada. Çok teşekkür ederim Kadir dayı. Şükrü abuma da benden kucak dolusu selam söyle. Fikriye kızım da bizi izliyor, ona da bir selam gönderebilirsin. Fikriyeciğim, öpüyorum seni canım benim, beni izliyorsun biliyorum. Baban da bugün burada benim çayım nasip oldu. İnşallah sana da nasip olur, geldiğinde seni de beklerim. Fikriye de hem okul arkadaşım hem köyümün kızı. Aynı köye evli ama o Antalya'da duruyor. Doğru söylüyorum değil mi? Rabbime emanet olun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.